İyi haftalar, selamlar. Gayrimenkulü Ekotürk'te, gayrimenkulün ekonomisinde yapısal paritede konuşarak haftaya başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Doktor Ahmet Büyüklüman, iktisatçı ve gayrimenkul değerleme uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Kıvanç Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz diyelim, iyi olsun. Konutta ve gayrimenkulde son dakika haberleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Geldi. Evet, <laughs> beklerken onları gördük ama biz e, yavaş yavaş bir grafiklerle başlayalım. Grafiklerimiz ekrana gelirse Hızlıca bir konut satışlarına bakalım. Nisan ayında ne oldu? Veriler açıklandı. Bir önceki yılın Nisan ayında son durum neydi? bir Onlara bakalım. Hem grafiklerden konuşalım, hem de sizin bir demeciniz vardı. Bu veriler konut satışlarının düştüğünü göstermiyor demiştiniz. Gerçekten öyle mi görünüyor? Konut satışları düşüyor aslında, ama böyle dramatik bir düşüş yok. Onu demek istedim. Yani işte geçen yıla göre şu kadar azaldı, bu kadar azaldı zaten grafikten ekranda da gözüküyor. Konut satışlarında zaten bir düşme eğilimi var. Ancak geçen yılın aynı ayına göre işte %12 konut satışları düşmüş. Bu önemli bir bilgi. Fakat şöyle bir durum var. Konut satışları o ay tapu dairelerin açık olduğu iş günü sayısından çok etkileniyor. Yani yaklaşık 5000 adet her gün için. Dolayısıyla geçen yılın aynı ayında 18,5 iş günü varmış. Bu yılın Nisan'ında 16 iş günü Dolayısıyla bu yaklaşık 10-12 bin adet zaten konut satışlarında bir düşme demek. E bakarsak geçen yılın şeyine konut satışlarına 85 bin adetmiş, 75 bin adet. E hatta diyorum ki ben gün sayısını o itibariyle bakarsak %2 artmış bile. Ama bunu sadece geçen yılın Nisan ayıyla karşılaştırıyoruz. Daha önceki yılın Nisan aylarına göre elbette bir düşüş var. Ama ilginç bir şey daha söyleyeyim. Nisan aylarının ortalama gün başına, konut satışı 4750 adet. İçinde bulunduğumuz 2024 Nisan'ındaki gün başına konut satışı da 4724 adet. Yani uzun dönemli ortalamadan da çok farklılaşmış bir durumda değil konut satışları. Peki yabancıya satışa baktığımızda onda da benzer bir durum var aslında. Yani Nisan ayındaki satışlar 2557 iken yine 1272'ye düşmüş. Orada tabii ciddi bir düşüş var. Yabancıya satıştaki bu düşüşün sebeplerini biliyoruz. 2022'ye baktığımızda tam grafiğin e, ilk hmm. sütununda çok daha dramatik bir düşüşü görüyoruz. Aslında bütün konu 2022'nin başında başladı. O düşüşleri en hızlı o zaman görmeye başladık. Ve sonra yavaş yavaş bugüne geldiğimiz noktada böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi siz şundan bahsettiniz. Takvim etkisi dediniz buna. Takvim etkisi evet. evet. Çalışılan iş günü Bu, sayısı evet. ilgili aydaki. Ee, yani ay mesela bir Dini bayram girip orada iki hafta sonunu birleştirdiğimizde bir dokuz günlük tatil olduğunda durum daha da faz, fazla bir hale geliyor herhalde değil mi? Tabii. Yani ilaveten aslında e, tatil etkisi dediğimiz bir başka etki daha var. E, aslında tabii sadece çalışma günü değil, o çalışma gününün önü ve arkasında neler olduğu da çok önemli. E, yani çok biraz daha detaylı konular ama o ay bayram varsa biraz daha az konut satılır iş günü öyle basitleştirelim. Yabancılarla ilgili bir şey söylememe müsaade edin. Estağfurullah. Şimdi tabii. 2022'de 6500'den 2500'e düşmüş yarıdan da daha fazla. Bu senede de geçen yılın da yarısı yani şöyle baktığımız zaman 5'te biri gibi bir şey görüyoruz. Şimdi bakın yabancılara satışları biraz daha uzun dönemli bir grafikle bakarsak şunu göreceğiz. Mevzuatla ilgili değişiklikler etkiliyor. Yani ne zamanki 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi yabancı satışlar zıpladı. 400. Ne zaman ki 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkartıldı yabancı satışlar zayıfladı. Bu kadar yani ona buna bağlamaya gerek yok çok da abartmaya gerek abartmaya yok. Da diyorsunuz. Gerek yani yok. çok analiz yapacak Eğer bir durum. Eğer mevzuatta bir değişiklik olursa yabancı satışlar yani 400 bin dolar pardon ya 200 bin dolar yapalım derlerse tekrar değişir veya 400 de az geldi kardeşim 1 milyon dolar yapıyoruz derlerse o zaman yerlerde sürünür olacağı bu. Aslında bir dengeye gelmekte de fayda var sanki. Yani Eğer gelebilirsen. Şöyle bir durum var. Biz neden yabancılara satışı teşvik ettik tarihinde O zaman bizim arz fazlamız vardı. Şimdi arz fazlası olan konjonktürde konu satışlarını artırabilmek için yabancıların piyasaya gelmesi teşvik edilebilir. Ama yeterli arzın olmadığı bir piyasada tam tersi politikaları uygulamak gerekiyor. Peki o zaman. Mevsim etkisini konuşalım. Takvim etkisinden bahsettik bir de mevsim etkisi ama öncesinde tabii bir yeni kitabınız var. O, o kitapta da bu mevsim Bunların hepsini etkisini anlatıyoruz. <laughs> evet, gayrimenkul profesyonelleri için pratik istatistik. Biraz bundan bahsedelim. Hatta e, grafiği de görseli de ekrana gelirse güzel olur. E, bu kitabı kimin için yazdınız? Amaç neydi? Profesyoneller için demişsiniz ama yani Bizim Türk, profesyonel olmak isteyenleri de Türk yatırımcısı, konut yatırımcısı, gayrimenkul yatırımcısına bir faydası olur mu? Evet. Profesyoneller ve profesyonel adayları Anlaşıldı. Bilmiyorum. Yani burada ustası çırağı, profesyonel amatörü herkes için yazdım. Aslında şöyle, ben uzun zamandır gayrimenkul piyasasını sayılara dayanarak analiz etmeye ve o şekilde paylaşmaya çalışıyorum ama hep gelen yorumlar temel istatistik kavramlarla ilgili bir bilgi açığını işaret ediyordu. Dolayısıyla ben de dedim ki bu piyasadaki birlikte olduğumuz arkadaşların bu temel kavramlarla ilgili bilgi açığını tamamlayabilecek. Böyle e, tabii ben meslekten istatistikçi değilim ama işimde istatistiki çok kullanıyorum ve ondan çok istifade ediyorum. Temel kavramlar bile sizin kavramınızı, algılamanızı çok ciddi ölçüde geliştiriyor. Dedim ki niye sadece ben gelişmiş olarak kalayım? Bu bilgimi diğer arkadaşlarla da paylaşayım. Bu kitabın özelliği şu. Basit ve başlangıç düzeyinde. Herkesin anlayabileceği bir dille yazdım. O yüzden notasyonlardan da kaçındım. Yani o korkutur ya böyle Çince harfler gibi. işte sigmalar, müler. X, Y bile kullanmadım doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla tamamen formülleri de şey yapılmış. Basitleştirilmiş, açıklanmış bir şekilde. Ve de... Excel'de de uygulanabilecek bir halde, yani ben o kadar hesabı matematik toplayayım, işte hesap makinesine de uğraşayım, uğraşmak istemeyenler için de Excel'i açtıkları zaman bunlar formül olarak var, istatistik formüller. Onları da kullanabilirler. Her türlü portallardan da kitaba da tabii ulaşabilirler. Birlikte evet. şey, yazardan imzalı. Evet, bu ay sonuna kadar. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, bu Peki. ay sonuna kadar. Şimdi profesyonellere demişsiniz. Bir e, sektör profesyoneli Doktor Çağdaş Coşkun kitabın 164. sayfasında mevsim etkisiyle alakalı şöyle bir şey sormuş. Ben de aktarmış olayım. Gayrimenkul satışlarında bu mevsim etkisi de söz konusu mu? Bunu biz hesaba katmazsak bir yanlış yapmış olur muyuz diye soruyor kendisi. Ne güzel sormuş. Kendisinin evet. sorusunu kamuoyuna bir cevap olarak Iletelim evet. o zaman. Yani gayrimenkul tabii yıl içinde de gayrimenkul satışları dalgalanıyor. Dolayısıyla bu dalgalanma bize e, ama her yıl bu dalgalanmayı benzer dönemlerde tekrarlıyor. Eğer bunu dikkate almazsak gayrimenkul satışlarını yanlış yorumlamış oluruz. Hemen bunun en basit örneğini vereyim. Aralık-Ocak ilişkisi. Hı hı. Aralık aylarında gayrimenkul tapuda tescil edilen gayrimenkul satış adedi zirve yapar. Ocak ayında da dip yapar. Neden? Yani Aralık ayında 100 satılıyorsa, diyelim ki Ocak ayında 50 satılır, üç aşağı beş yukarı. Neden? Aslında Aralık ayında konu satılmış olmaz. O yıl içinde yapılan konu satışları Aralık ayında tapuda tescil edilmiş olur. Çünkü ocağa atlarsanız yeniden değerleme oranlarıyla e, emlak vergi rayiçleri değişeceği için daha çok tapu harcı ödersiniz. O yüzden yılın sonuna sıkışmış olur. Aslında Aralık'ta yapılan satışlar Ekim ve Kasım satışları civarındadır gerçekten. Fakat Ocak ayı bambaşka bir başlangıç yapmış olur. Kışın ortasıdır, soğuktur. O da yarı yarıya düşer. Şimdi şöyle düşünürsek, Aralık'ta 100 satıldı ama bu Ocak'ta 50 satıldı dediğimiz zaman birdenbire %50 konu satışları düşmüş. Acaba piyasa hı hı. çok kötü bir yere mi gidiyor diye düşünebiliriz. Ama bunu her yıl yapar konu satışları. Dolayısıyla mevsim etkisine de dikkate almamız gerekiyor. Mevsim etkisini... Arındırabilmek için biz zaten hep şöyle yapıyoruz. Bu yılın Nisan ayının satışlarını Mart ayıyla karşılaştırmıyoruz bu yılın. Bir evet, önceki yani. yılın Nisan ayıyla karşılaştırıyoruz. O yüzden takvim, mevsim hatta biraz daha ileri onlardan bahsetmedik ama işte, tatil etkilerinden bahsetmemiz gerekiyor ve düzensiz etkileri ayrıştırmamız gerekiyor. Ama bu iki etki yani takvim ve mevsim etkisi gayrimenkul satışlarını anlayıp yorumlamak Hataya düşmemek için bizler için yeterli olacak iki tane istatistiki yaklaşım diyelim. Belki şu da avantajlı olabilir. Yılın genel ortalamasını o ay ile birlikte değerlendirmek de bize bir bakış açısı sağlıyor. İşte o mevsim etkisi oluyor. Yani Aynen. bütün yıllar boyunca o ayda ortalama ne kadar satılmış yıl içinde diye. Ama geleceğe yönelik tahmin yapmak için henüz o yılın ortalamasını bilmediğimiz için. O zaman zor yerden... Geçtiğimiz yıllardan yardım alacağız. Benim notlarımda önümüzdeki aylarda beklenti ne diye bir not var. Evet, konut piyasasında önümüzdeki aylar her ne kadar grafiğin senenin bütününü göremesek de son geçtiğimiz 12 aya bakalım. 2023-2024 toplamı üzerinden belki bir değerlendirme yapabiliriz. Piyasa çok merakla sektörün nereye gideceğini bekliyor. Bir tarafta e, düşüşün olacağını söyleyenler var. Bir balon varmış, o balon patlamış, sönmüş artık nasıl bir yorum yapılırsa onu bilmiyoruz ama ya da e, fiyatlar artacak mı? Nasıl ilerleyecek? Sizin görüşünüz nasıl? Evet, şimdi biz balon tabirini fiyatlar için kullanıyoruz. Fiyat balonu dediğimizde. Fiyat balonundan kastımız da şu, yani şişmiş bu, normalin çok üstünde. Aslında teknik tabiri şu, ekonomik temellerle desteklenmeyen bir fiyat artışı. Ve de ekonomik temellerle desteklenen fiyat artışları oldu. 2022 yılında örneğin konut fiyat artışları %220'leri buldu Türkiye'de. E, onun da gerekçeleri vardı. İşte faiz politikası çok düşük tutuluyordu. Dolayısıyla yüksek bir enflasyonu sürece girmekte olduğumuzun iktisadi aktörler farkındaydı. Ve bunun için ön aldılar. Bir an önce dediler servetlerini enflasyonun aşındırıcı etkisinden korumak için Gayrimenkul varlıklarını tercih etmeye başladılar. Orada da fiyat artışı çok hızlı bir şekilde yukarıya gitti. İşte o zaman e, gerek enflasyonun çok üstüne çıktı konut fiyat artışları. Gerek inşaat maliyetlerinin çok üstüne çıktı. Dolayısıyla orada bir fiyat köpüğü ya da balonu formasyonu oluşmuştu. Şimdi ise enflasyonun altında kalıyor konut fiyat artışları. 2023 yılının ortasından itibaren konut fiyatları enflasyonun altındadır ve bir müddet daha böyle devam edecek. E bu işin raconu da bu zaten. Yani konutlar bir dönem enflasyonun üstünde seyreder 3-4 yıllık periyotlarla. Sonra enflasyonun altında seyreder. Böyle bir dalgalanma gösterir. Şimdi de enflasyonun altında seyretme dönemine girmiş bulunuyoruz. O halde yine bir grafik alalım ekrana. Yıllık konut fiyat değişimi reel değişimden bahsediyoruz. Burada bir döngüsellik var e, ekrana gelecek olan grafikte. 88 yılından günümüze kadar olan piyasanın hareketlerini görüyoruz. Evet. E, neredeyse 2018'e kadar hatta 2020'ye kadar diyelim bir sinüs dalgası şeklinde ilerleyen bir grafik varken 2020'den sonra çok ciddi bir şekilde yükselme evet. grafiğini görüyoruz. Şimdi bu tabii ki yükseldikten sonra tekrar bir düzeltme yapar mı acaba Yapıyor. diye böyle Başla... çekinerek evet. soruyorum. Yok hiç çekinmeyin, zaten grafikte de gözüküyor, yapmaya başladı ve yapmaya evet, devam edecek. Tabii bunu izleyicilerimiz için hatırlayalım, burası bir ekonomi kanalı olduğu için reel fiyatlar. Dolayısıyla enflasyondan arındırılmış fiyatlarla bahsediyoruz. Dolayısıyla herkes görüyor. Enflasyondan arındırılmış fiyatlar dalgalanıyorlar. Bir dönem enflasyonun üstünde, bir dönem altında. Sizin de söylediğiniz gibi 2020'den itibaren çok ciddi bir enflasyonun üzerinde bir zıplama görmüşüz reel fiyatlarda. Dolayısıyla onun bir tekrar bir düzeltmesini önümüzdeki dönemlerde yaşamaya başladık. Önümüzdeki dönemlerde daha da yaşayacağız bu zaten şey. Yani burada bir şüphe yok. Fakat konut satış adetlerinde var. Yani şöyle bir durum var, adetlerin düşüyor olması fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor ya da çıkacağı anlamına gelmiyor. O piyasadaki para akışının yavaşlamasıyla ilgili. Ve şunu unutmayalım, konut satış verileri Türkiye'deki demografik faktörlerin de çok etkisi altında. O yüzden 85 milyonluk koca ülkede konut satışları çakılır, yerlere iner demek doğru değil. Evet, o ona ben de katılıyorum. Özellikle ipoteksiz satışların rakamları da çok bize farklı şeyler söyleyebiliyor bu noktada. Tabii, ipoteksiz satışlar artıyor. Nasıl artıyor? Niye? Bu bir trend. Neden trend? E, ülkenin nüfusu artıyor, hane oluşumu artıyor. En nihayetinde bu trend devam edecektir yani. Tabii şimdi e, enflasyondan bahsettik bir de, maliyet enflasyonundan da bahsedelim. Tabii ki bu konut piyasasında en önemli girdilerden bir tanesi inşaat maliyetleri. Tabii ki arsa değerleri de var. Şimdi yine bir grafik alalım. İnşaat maliyeti ve konut fiyat değişimleri grafiği. Bu grafikte yine 2016'dan başlayan bir grafik. Grafik çok böyle birbirine paralel seyrederken inşaat maliyeti yeşil olan grafik, yeni konut fiyatları da kırmızı. 2017'de bir Çapraz ayrışma yapıyor, var. ayrışıyor. Evet. Ondan sonra 2019-2020 civarına geldiğimizde yine bir ayrışma var. Bu sefer yer değiştiriyorlar. Şimdi 2024 Mayıs-Nisan ayına baktığımızda yeni konut fiyatları düşerken inşaat maliyetinin artmasıyla birlikte bu grafik bize nasıl bir gidişatın sinyallerini veriyor. Evet, şöyle yapalım. Türkiye'de başat konut üretim modeli arsa sahibiyle geliştiricinin iş ortaklığına kat karşılığı kat karşılığı sistemi. Kat karşılığı sisteminde aslında biz arsaya para vermiyoruz. Onun yerine inşaatı bitirdiğimizde belli bir yüzde. Hadi diyelim ki yüzde elli olsun hani kolaylık açısından. Bu şu demek. Bir adet müteahhit olarak ben satmak üzere konut inşa ediyorum kendi için. Bir adet de arsa sahibi. Yani iki adet konut imali. Dolayısıyla bu şu demek. Benim arsa maliyetim inşaat maliyetime endeksli hale Öyleyse şöyle yapalım, çok basit bir model kuralım. Fiyat eşittir inşaat maliyeti artı arsa maliyeti artı geliştiricinin karı olmalı bu, evet, bu denklem. Bu formülasyon var, onu da ekrana alabiliriz. 5 milyon üzerinden bir hesap Hesaplar. var. Arsa maliyeti 2 milyon, yapı maliyeti yani inşaat maliyetleri 2 milyon. İki eşit dedik çünkü zaten Türkiye'de arsa maliyeti bu model çalıştığı müddetçe zaten inşaat maliyetine endeksli. Evet. Müteahhit de buna %25 kar koymuş. Evet. 5 milyona gelmiş. Evet. Aynen. Ee, sonra diyelim ki içinde bulunduğumuz ortama bakalım. İçinde bulunduğumuz ortamda konut fiyatlarının yıllık enflasyonu en son Betam verisine göre %40. Bunun bir sene böyle devam edeceğini düşünelim. Yani önümüzdeki bir yıl konut fiyatı %40 artacak. İnşaat maliyet enflasyonu da %70 şu anda. Onun da %70 artı. Yani ikisi arasında bir %30'luk makas var ise sonuç ne oluyor? Ee, i̇şte konutun fiyatı 7 milyona çıkacak dönem sonunda. Arsa ve yapı maliyeti de 6 milyon 800 bin olacak. Müteahhitin başlangıçtaki ya da proje devam ederken 1 milyon lira daire başına karı 200 bin liraya düşmüş olacak. Hatta eğer şey olursa, İnşaat maliyetlerindeki artış daha yüksek ya da Zarar konut edince. fiyatları artmaz ise bu defa da geliştirici zarara dönmek zorunda kalacak. E peki şöyle bir şey var, tez var. Ya zararına niye yapsın? Ya başlamışsanız, devam ediyorsanız ve bitirme tahahüdünüz varsa bir noktadan sonra zarara da tahammül etmek zorundasınız. Yani konut fiyatları inşaat maliyetlerinin altında bir müddet daha devam edebilir. Peki bu müddet ne? inşaatlar bitinceye kadar. Sonrası? Sonrası yeni inşaata zararına başlar mısınız? Başlamazsınız. Tabi bu defa geliştiricinin şunu beklemesi gerekiyor. Fiyatlar arsa ve inşaat maliyetini aşan bir düzeye gelmeli ki kar ihtimali ortaya çıksın ve tekrar geliştirici bu iş için teşvik görmüş olsun. Dolayısıyla neyi bekleriz biz bu defada? Fiyatların maliyetlerin üzerinde artacağı bir dönemi bekleriz ki yeniden arz hareketlensin. O nedenle şöyle söylüyoruz, kısa dönemde, yani bunu 2-2,5 iki, iki yıl gibi düşünebiliriz, e, konut fiyat artışları inşaat maliyetlerinin altında kalabilir. Bunlar arasında böyle illaki bir anlık bir ilişki yoktur. Fakat uzun dönemde, yani bir inşaat projesinin başlanıp bitirilmesinden sonraki dönemi uzun dönem kabul edebiliriz. Demek ki 2,5 3 yıldan sonraki dönemde de mecburen inşaat maliyetleri ile fiyatlar tekrar bir araya öpüşmek zorunda kalır. O zaman grafiğe tekrar, tekrar bakarız. Bakarım. O zaman gelince. Peki şimdi tabii arz böyle bu konulardan dolayı sınırlıyken talep de fazlayken kiralık konut fiyatları ve buradaki insanların gerçekten zor durumda olması piyasayı da ciddi şekilde etkiliyor. Şimdi Bakan Şimşek'in bir açıklaması olmuş. Ben aslında notlarımda %25 konusunu size soracaktım. Sayın Bakan da bununla paralel bir şey demiş. Ben %25 sınırlaması kalkar mı ki kalkacak. Tekrar uzatılır mı uzatılırsa ne olur dedim ama sanki o son dakika açıklamasından sonra artık bu konuyu... Hatta kalkmaması için de bir sebep yok demiş. Gerçekten yok çünkü Kadük yani aslında bir işe yarayan bir düzenleme değil. Nereden biliyoruz bunu? İki yerden biliyoruz. Bir tanesi TÜİ'nin tüketici fiyatları endeksinin bir alt kalemi olan gerçek kira. Yani kiracı tarafından gerçekten ödenen kira. 5400 küsur kiracıdan veri toplanıyor hı hı. ve buna göre e, son bir yılda %120'nin üstünde kira artışı. E, hani %25 de sınırlıydı? E, demek ki kimse buna takmıyor. Yine Merkez Bankası'nın yılbaşında yayınladığı enflasyon raporu var. Merkez Bankası da EFT sistemindeki kira transferleri üzerinden bir endeks oluşturmuş. Orada da %101. Dolayısıyla Görüşüyor. zaten zaten çok az bir e, kesim tarafından e, uygulanmaya çalışan bir düzenleme olmuş. Hayat onu zaten kaldırıp atmış yani. O uygulamada zaten dava konusu olarak hayatına devam o kadar, ediyor. Evet. O da Onlar da herhalde bayağı bir hızlandırıyor. Türk yargısının Tabii. iş yükünü artırıyor. Evet ve şunu aslında konuşalım bir de yine başka bir son dakika haberi vardı arsa ve diğer gayrimenkullerden elde edilen gelire bir vergi düzenlemesi gelebilir diye bir son dakika KJS evet. okumuştuk yayından hemen önce böyle bir şey gelir mi? Ya gelmesini ben arzu ederim çünkü Türkiye aslında geçtiğimiz birkaç yılda çok düşük konut kredileriyle Önemli ölçüde servet transferi yaptı. yani Toplum içindeki servet dağılımını da bozdu kamu eliyle. E, ve insanlar e, gayrimenkul yatırımlarından aşırı servet edindiler. Bunun hem toplumsal adalet açısından e, tekrar topluma dağılması lazım. Bunun için de ile maliye politikasıyla ancak sonuç alınabilir. E, bence makul. Ama yapılabilir mi? Yapılabilmesi için bir takım altyapılara ihtiyaç var. Yani alım-satımların... ...gerçek değeriyle e, topuya yansıması gerekiyor. O nasıl mümkün olur? O da şu anki e, belediye emlak rayiçleriyle mümkün olmaz. Çok pratik ve uzun dönemdir konuşulan bir şey var. Her bir alım-satımın ekspertiz raporuna bağlanması. Hı hı. Örneğin bu yabancıya satışta yapılıyor ve işleyen bir sistem var. E, şeyler dışarıda bırakılarak, tarımsal, zirai e, mülklerin alım-satımı... Onun dışındaki arsalar ve bütün yapılı mülkler ekspertiz raporuna bağlanırsa iki tür değer çıkar buradan. Bir tapu harçları belki onda da bir düzeltme yapılarak yani bir indirim yapılsa bile tapu harçlarından gelirler artar. İki gayrimenkul sermaye iratlarından yani alım satım arasında elde edilen sermaye kazancından vergileme olur. Bir bölgede de yeterli alım satım ve değerleme raporu yapıldıktan sonra örneğin o bölgedeki birim metrekare değerlerin yüzde beşi kadar değerler de kira rayici olarak kabul edilip buradan da kira gelirleri üzerinden ayrı bir vergi salınması söz konusu olabilir. Evet zaman bakalım bize neyi gösterecek sektörde her gün yeni bir haber her gün yeni bir dinamik sabırsızlıkla bir sonraki haftayı bekliyoruz o zaman. Evet, inşallah. evet hocam, bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Eksik ediyorum. olmayın, ayağınıza, ağzınıza sağlık. Siz sizde. Evet. evet, bu hafta da yapısal paritede sona geldik. Önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.